Evet sevgili izleyenler, FM TV ana haber bülteni başlıyor. Ama öncesinde bir haber turumuz var. Haber turumuzun ardından önemli gelişmelerle karşınızda olacağız. Mesut Özdemir hocadan Fatih Terim'e cevap. Nusaybin'de 42 terörist daha teslim oldu. Müslüman erkek öğrencilere tokalaşma zorunluluğu. Teslim olan teröristler itiraflarda bulundu. Halk destek vermeyince PKK şehirlerde tutunamadı. Minibüs köprüden ırmağa uçtu, 14 yaralı. Evet sevgili izleyenler, FM TV ana haber bülteni başlıyor. Maalesef bugün şehit haberlerimize başlıyoruz. Madrid'in Midyat ilçesinde teröristlerce jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen saldırıda bir asker ve iki korucu şehit oldu. 9 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre dar geçit Anıtlı jandarma karakoluna yaklaşmaya çalışan bombalı aracı fark eden karakola bağlı korucular müdahale etti. Aracın patlatılması sonucu iki köy korucusu ve bir asker şehit olurken asker ve korucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Evet, maalesef şehit haberleriyle devam ediyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu bir asker ve bir polis şehit oldu. Bir ağır 9 güvenlik görevlisi de yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu bir asker ve bir polis şehit oldu. Biri ağır, 9 güvenlik görevlisi yaralandı. İlçede PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca başlatılan Atmaca 7 operasyonu sürüyor. Müşterek operasyonda Yenişehir Mahallesi'ne teröristlerin saldırısı sonucu bir asker olay yerinde şehit düştü, 10 güvenlik görevlisi yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir polis memuru tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Biri ağır yaralı olan 9 güvenlik görevlisinin tedavisi sürüyor. Nusaybin'de 42 terörist daha teslim oldu. Yıllarca bu ülkede eğitimi savunduğunu söyleyen belli gruplar, en başta akademisyenler bu haberi dikkatli bir şekilde seyretsinler. Diyarbakır'da 120 askeri teröristler bir okula Molotov kokteylleriyle saldırdı. Edinilen bilgilere göre olay Merkez Bağlar ilçesi Cezaevi semtinde bulunan Mevlana Halit Ortaokulu'nda meydana geldi. Yüzleri maskeli bir grup terörist saat 21 sularında daha önce hazırladıkları Molotov kokteyllerini Mevlana Halit Ortaokulu'na attı. Alevler kısa sürede okul girişini kaplarken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Okulda bulunan güvenlik görevlisi ve vatandaşlar alevlere ilk müdahalede bulunurken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri okulda delil çalışmasında bulundu. Okuldaki güvenlik görevlisinin bilgisine başvuran polis daha sonra saldırganların teşhisi için güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Polis kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Evet, PKK'nın daha çok güçlendiğini ve daha çok yardım aldığını söyleyenler var. Ama gün geçmiyor ki teslim olmayan PKK olmasın. Artık her geçen gün teslim olanları duymaya başladık. Baktılar ki ölüyoruz, baktılar ki buralarda çürüyoruz. Artık uyananlar kaçmaya başladı, teslim olmaya başladı. Askeri kaynaklardan Mardin'in Nusaybin'de 10'u kadın olmak üzere 42 teröristin daha güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu açıkladı.
Mardin Nusaybin'de 10 kadın olmak üzere 42 teröristin daha güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu belirterek, bölgeyi terk ettiklerini açıklayan terör örgütünün tuzaklı EYP patlamaya devam ettiğine dikkat çekti. Öndeki yaralı ve yanındaki iki kişi hariç bulunduğu yere yat, yüzü koyun, kafanı kaldırma, yüzü koyun, kafanı kaldırma, öndeki iki kişi... Evet, sorsan belli zihniyetler, herkes dinini yaşasın, herkes rahat yaşasın durumunda. Ama tabii ki bu konu İslam'a geldi mi, herkes dinini yaşasın konusu farklı bir hal alabiliyor, farklı bir boyut alabiliyor. İsviçre'nin Basel kentinde iki Müslüman erkek öğrencinin kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı reddetmesi üzerine kentin eğitim kurumu gerektiğinde kadın öğretmenleriyle tokalaşma zorunluluğu getirdi. İsviçre'nin Basel kentinde Müslüman erkek öğrencilere kadın öğretmenlerinin elini sıkma zorunluluğu getirildi. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre Basel'de Suriyeli 14 ve 16 yaşlarındaki iki Müslüman erkek öğrencinin kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı dini gerekçelerle reddetmesi sonrası kentin eğitim kurumu öğrenciler aleyhine karar aldı ve Müslüman erkek öğrencilere gerektiğinde kadın öğretmenlerin elini sıkma zorunluluğu getirdi. Karara uymayan öğrencilerin ailelerinin 5000 frank para cezasına çarptırılacağı belirtildi. Kararın erkeklerin, kadınların ellerini sıkmasının İslam'ın temel ilkeleriyle ters düşmediği gerekçesiyle alındığı ifade edildi. İsviçre'de geçen Nisan ayı başında iki erkek öğrencinin kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı reddetmesi üzerine, bu öğrencilerle konuyla ilgili karar alınana kadar kendi isteklerine göre hareket etme izni verilmişti. Evet sevgili izleyenler, diğer bir haberimize devam ediyoruz. Erzincan'ın Kenaltı ilçesinde, Kemah ilçesi kırsalında sürdürülmekte olan terör örgütüne yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilme zırhlı araç kamerasına yansıdı. Kemah ilçesi kırsalında geçtiğimiz gün terörle mücadele kapsamındaki operasyonda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıkmış. Çatışmada 3 terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin vurulma anı zırhlı aracın kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde gece karanlıkta Kemah ilçesi kırsalında tek sıra halinde ilerlemekte olan 9 kadar terörist görülüyor. Görüntülerde zaman zaman birbirlerine yaklaşan teröristlerin olası bir saldırıya karşı seyrek olarak ilerledikleri de dikkat çekiyor. Güvenlik güçlerinin kaydettiği görüntülerde terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Evet sevgili izleyenler, FEME TV ekranlarından devamlı söylediğim bir şey vardı. Ana haberlerden de söyledim. Yakalanan teröristler her zaman aynı şeyler. Pişmanım, şöyleyim, böyleyim gibi ifadelerle beraber bence mağdura yatma peşindeler. Bizi zorla tutuyorlardı, şöyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlardı. O zaman şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bu kadar eğer pişman insan varsa, bu kadar insan birleşip bir anda bir zamanda hareket yapamıyorlar mı? Bu da tabii insanın kafasını kurcalıyor. Madem pişmandınız, neden vazgeçmediniz? Neden sevdiklerinizi, sizi sevenleri, annenizi, babanızı, etrafınızdakileri üzerek kalkıp da belli yanlışların peşine gitmeye devam ettiniz? Bu da tabii akıllarda soru bırakıyor. Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olan 25 bölücü terör örgütü mensubunun itirafları, örgüt içindekilerin pişmanlıklarını gün yüzüne çıkardı. Teröristler yaşadıkları pişmanlıkları köpek gibi pişmanım diyerek sözleriyle dile getirdi. Güvenlik güçleri Nusaybin'de teslim olan 25 terör örgütü mensubunun içinde bulundukları pişmanlığı dile getirmelerinin görüntülerini paylaştı. Teslim olan bir örgüt üyesi örgütün öz yönetimden bahsettiğini belirterek şunları aktardı. Şu an ben Nusaybin'deyim. YPS'ye katılmıştım. Ben çünkü bir öz yönetimden bahsetmişlerdi. Biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız, ülkeyi koruyacağız. Şöyle böyle bizi kandırdılar. Bizi örgütlemeye çalıştırdılar. Başardılar da girdik. Ondan sonra bizi yarı yolda bırakıp, dedi gidin ne haliniz varsa görün, siz ne yapıyorsanız yapın, biz size karışmıyoruz. Biz de geldik, Türkiye Cumhuriyeti'ne sığındık. Nusaybin'e belki ben bir şey yaptım,
Ama hiç biz şu ana kadar hiçbir insanı öldürmedim. Doğrudur, ben katıldım ama öldürmedim. Niye öldürmedim? Çünkü vicdanım kabul etmedi. Her şeyi savaşla yapamazsın. Her şeyi savaşla başaramazsın. Kurtulamazsın. Herkes kendi birbirini öldürüyor. Yeter artık. Yeter. Hakikaten yeter. Ben başka bir şey söylemiyorum. Buradan gençlere sesleniyorum. Bir daha böyle bir hatayı yapmayın. Ben bu hataya girdim. Siz de o hataya karışmayın. Bir başka terörist ise çok pişman olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Pişmanlık hayatımda hiçbir şeyden bu kadar pişman olmamıştım. Çok hata yapmışımdır. Ama hiçbir şekilde bu kadar pişman olmamışımdır. Babam her zaman konuşurdu, derdi. Ben inanmazdım çünkü ona. Dedi, baba sen ne biliyorsun? Sonra da kendim gerçeği gördüğüm zaman... Babana saygılıyordun değil mi? Babama vallahi ben kendim demişim. Allah yukarıda dedim. Hep dua etti dedim, eğer çıkarsam bir gün. Babam ne derse ondan başka bir şey yok. Ne dese tamam, senin dediğin doğrudur. Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar pişman olmadım. Çok hata etmişim. Kandırdılar bizi diyen bir terörist ise içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı. Bizi ölüme terk ettiler. Tek sığınacağımız kişi devlettir. Gençlere sesleniyorum. Bu PKK yanlıştır dedi. Buradan gençlere sesleniyorum. Bir daha böyle bir hatayı yapmayın. Ben bu hataya girdim. Siz de bu hataya karışmayın. Bunlar daha çocuk ya. Bunları alıp hep kandırmışlar. Şimdi işte yavaş yavaş artık ellerinde tutamayınca çocukları bir bir harcıyorlar. Çocuklar da teslim olmuşlar. İnşallah doğru yola gelirler. İnşallah düzelirler. Kafalarında hala o psikoloji kalmamıştır kalplerinde. Her çarşamba akşamı 20'de FM TV ekranlarında yayınlanan soru cevaplarla fıkıh konularının cevaplandırıldığı sürahi programında Türkiye Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim'in oruç açıklaması değerlendirildi. Konuk olduğu TRT Spor'da Euro 2016'da milli takım futbolcuları oruç tutacak mı sorusuna biz onların yerine tutarız diye cevap veren Türkiye Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim'e Mesut Özdemir Hoca'dan da yanıt geldi. Fatih Terim'e seslenen Mesut Özdemir Hoca, Fransa yolcusu olan milli takım futbolcularına da tavsiyelerde bulunarak oruç tutmaları veya tutmamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Euro 2016 öncesi TRT Spor'a konuk olan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TRT sunucusunun kendisine sorduğu milli takım futbolcuları oruç tutacak mı sorusuna biz onların yerine tutarız diye cevap vermesi kısa sürede gündeme oturdu. Bilal hatırlar. Şimdi Müslümanlıkta muhakkak ki çok önemlidir oruç tutmak. Ancak eğer İşiniz buna müsaade etmiyorsa önce işinizi yapıp sonra bunu kaza etmek gibi bir de kural vardır. Eğer maça uzun bir zaman varsa tesir etmiyorsa tutabilir ama onun dışında zaten oyuncularımız tutmaz. İlk gün önemlidir. Denk gelmiyorsa tutabilir. Hiç orada da bir şeyimiz yok. Hep beraber tutuyoruz. Biz onların yerine tutarız. Tutanlar da var ama o sıcak ortamda iki antrenman yaptığınız bir günde oyuncunun oruç tutması zaten sağlıklı değildir. Bunu da kime sorarlarsa sorsunlar zaten tavsiye etmez. Ama dediğim gibi bizim arkadaşlarımız o zamanlamayı bilirler. Onların manevi olarak rahat etmeleri için de gerekli programı yapar. FM TV ekranlarında yayınlanan fıkıh konulu sürahi programında Fatih Terim'in açıklamalarını değerlendiren Mesut Özdemir Hoca ise espri bir açıklama ile Fatih Terim'e seslendi. Fatih hocamıza mı diyeyim, Fatih abimize mi diyeyim, yaş olarak benden büyüktür. Şimdi bana sorsalar ki Euro 2016 mı? Evet. Euro 2016'da Türkiye takımının ilk 11'ine kimleri alalım deseler bana, ben derim ki bunu bana sormayın. Bunu gidin Fatih Hoca'ya sorun derim. Fatih Hoca'nın da şunu demesi lazım. Oruçla alakalı sana bir soru sorulmuş. Sen de ki bunu bana değil, gidin Mesut Hoca'ya sorun de. Veya başka bir hocaya sorun de yani. Milli takım futbolcularının oruç tutma konusunda yapması gerekenlere de değinen Mesut Özdemir Hoca, Fransa yolcusu milli takım futbolcularına şöyle seslendi. Şimdi
Bu Euro 2016. Ben gene burada futbolcuları kurtarayım bak. Euro 2016 nerede oynanıyor? Fransa'da. Fransa'da oynanıyor. Peki ne zaman başlıyor bu? 1 Haziran. 10 Haziran. 10 Haziran, 10 Temmuz arası. 10 Haziran'da başlıyor, 10 Temmuz'da bitiyor bildiğim kadarıyla. Bir ay. Evet. Bir ay. Şimdi Fransa'da oynanıyor. Peki Fransa'nın hangi şehirlerinde oynanıyor? Marsilya. Marsilya ve Lyon'da oynanıyor hocam. Marsilya'da oynanıyor ve Lyon'da oynanıyor. Şimdi Marsilya ile Lyon arası 90 kilometreden fazla mı? Fazla. 313 kilometre. 313 kilometre. Yani. Şimdi Marsilya ile Lyon arası 313 kilometre. Şimdi Seferi'ye bir kere oruç tutmak farz değil. Buradan Fransa Seferi mesafede. Evet. Tamam mı? Futbolcu kardeşlerimiz ne yapsınlar biliyor musun? Eğer orada bir ay kalacaklarsa Seferi değiller. Bir ay kalacaklarsa Seferi değiller. Ama bir ay kalıp da Seferi kalmak istiyorlarsa ne yapacaklar? 14 gün, 15 gün değil bak. 14 gün Fransa'nın bir ilinde kalacaklar. Mesela Marsilya'da mı kalıyorlar? Diyelim Marsilya'da kalıyorlar 14 gün. 14 gün orada kalacaklar. 15. gün veya 14. gün oradan Sefere çıkacaklar. Nereye gidecekler? Lyon'a gidecekler. Lyon'da bir gün kalmak zorunda da değiller. Biraz Lyon'da kalacaklar. Tekrar Marsilya'ya döndüklerinde tekrar bir yeni 15 gün başlamış oluyor. Yine tamam Seferi oluyorlar. Yani. Yine Seferi oluyorlar yani. Evet. Seferi olana da oruç tutmak efendim farz olmadığından tutmayabilirler. Futbolcuların Seferi olmadıkları halde oruç tutmamazlık yapmamaları gerektiğini de ifade eden Mesut Özdemir Hoca konuşmasına şöyle devam etti. Ama Seferi değillerse, eğer bu dediğimi yapmazlarsa, ben söyleyeyim, açık açık söylüyorum. Futbolculara sesleniyorum. Kardeşim Müslümansanız Ramazan orucu size farz. Tamam mı? Ramazan orucu size farz. Seferi de değilseniz bu orucu tutmak zorundasınız. Zaten İslamiyet'ten taviz verirseniz ki şimdi İslamiyet'le futbolu da ben birleştirmek istemiyorum. Zaten sen öyle Müslüman olacaksın, Seferi olmayacaksın, oruç da tutmayacaksın. Allah sizi orada zaten bir ayda tutmaz. İlk maçta eleni dönersiniz Türkiye'ye. Anladın mı? Onun için eğer elenmek istemiyorsunuz mu? Belki biraz size teşvik olur. Orucunuzu tutacaksınız. Oruç size farz. Ha hocam biz günaha girmeden oruç tutmayalım. Bunun yöntemi var mı? Var. 14 gün bir yerde kalın. Ondan sonra başka yere sefere gidin. Tekrar dönün. Böyle bir ayı arada 14 günde sefere çıkarak kendinizi seferilikten çıkartmayın. Seferi olan kimseye oruç tutmak farz değil. Tutmazsın. Ondan sonra gelirsin. Burada müsait bir günde, kışın kısa günlerde veya fark etmez benim için der uzun günlerde orucunu ne yaparsın? Kaza edersin. Böylece de bu sıkıntıdan kurtulmuş olursun. Ama Fatih Hoca'nın dediği gibi onların orucunu biz tutarız. Hiç kusura bakma tutamazsın yani. Onların orucunu eğer öyle bir şey olsa bizim halkımız gönüllü tutar zaten. Ama öyle bir şey olmaz yani. Konuşmasının sonunda Fatih Terim'e tekrar seslenen Mesut Özdemir Hoca kimse kimsenin orucunu tutamaz dedi. Fatih Terim Hoca'ya sormuşlar oruç tutacak mı tutmayacak mı? Fatih Terim Hoca diyemedi mi bunu gidin falanca hocaya sorun diye? Bana sorsalardı futbolla alakalı bir şey gidin Fatih Terim Hoca'ya sorun derdim yani. Bana niye soruyorsunuz? Bana oruçla alakalıyı sorun. O da yani öyle Külhan Beyliği yapmaya gerek yok yani. Onların orucunu biz tutarız. Tutamazsın Fatih Hoca. Tutamazsın yani. Onların orucunu ne sen tutabilirsin ne başkası tutabilir. Herkes kendi orucunu tutacak kardeşim. Eskiden hocaları dört duvar arasına kapanmış. Sadece belli çerçeveler, belli çerçevelerde belli şeylerden uzak, asosyal olarak insanlara lanse ediyorlardı. Ama FM TV ekranlarında bu tamamen bu bakış açısını değiştiriyoruz elhamdülillah. Bakın milli futbolculara, milli teknik direktörümüze bile tavsiyeler niteliğinde tavsiyeler burada FM TV ekranlarında verilebiliyor. Demek ki hocalar asosyal bir toplum değil. ESAM tarafından her yıl düzenlenen Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nin 25.si İslam Dünyası Meseleler ve Çözümler temasıyla 26-28 Mayısları tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İlk oturumu bugün gerçekleşen kongreye yaklaşık 100 ülkeden İslami ve siyasi hareket liderleri katılıyor. 25. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi bugün katılımcıların yoğun ilgisiyle başladı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nin 25.si İslam Dünyası Meseleler ve Çözümler temasıyla 26-28 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Kongre 28 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.
Bugün gerçekleştirilen ilk oturumda İslam dünyası, meseleler ve çözümler temasının işleneceği kongreye 60 ülkeden katılan 150 civarındaki temsilci çözüm sunan konuşmalar yaptılar. Aralarında siyasetçilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve iş adamlarının da bulunduğu konuşmacıların tebliğleri daha sonra kitap olarak bastırılıp belirli adreslere gönderilecek. İlk oturum 9.30'da Esam Genel Başkanı Recai Kutan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Yine 27 Mayıs Cuma günü de saat 9.30'da başlayacak olan kongre saat 18.30'a kadar sürecek. Kongrenin son günü olan 28 Mayıs Cumartesi ise kongre saat 12'de sonuç bildirisiyle son bulacak. Yurt dışı ve yurt içinden gelen davetlilere boğaz soru yaptırıldıktan sonra Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenecek olan İstanbul'da Fethi Şöleni etkinliği için Kocaeli'ne geçilecek. Kutan, İslam dünyasının problemlerine çözüm arayacağız. Esam Genel Başkanı Recai Kutan konuşmasının başında kongre ile ilgili bilgilendirme yaptı. Muhterem kardeşlerim, içinde bulunduğumuz 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Konferansı'nın 25.sini yapıyoruz. Toplantımızı İslam dünyası meseleler ve çözümler teması ile gerçekleştireceğiz. Bu toplantımızda Kardeş Müslüman ülkelerden yaklaşık 50 Müslüman ülkeden çok sayıda yüzü aşkın misafirimizi teşrif etmiş durumdadırlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de ise çok sayıda siyaset, bilim ve fikir adamlarımız ve misafirlerimiz iştirak etmektedir. Üç gün sürecek olan bu toplantıda İslam dünyası içinde bulundurduğumu birlikte değerlendireceğiz. Kutan konuşmasının devamında şunları aktardı. Başka hiçbir medeniyet döneminde bu kadar insan zulümden ve açlıktan ölmedi. Bu kadar acımasız olmadı. Bu yüzden dünya nüfusunun 1/6 yoksulluğa mahkum edildi. Savaş, yoksulluk, açlık, sefalet ve ölüm Batı medeniyetinin ürettiği küresel sorunlardır. Muhterem kardeşlerim, Sovyetlerin dağılmasının ardından komünizm tehlikesi ortadan kalkmış. Tek kutuplu bir duruma gelmişti dünya. Birçok insan artık dünyada huzur, insan hakları ve özgürlükler sağlanacaktır düşüncesindeydiler. Ancak 2001 yılında 11 Eylül hadiseleri dünyayı bir kaosa sürükleyen yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kongrenin ilk oturumunun sonunda Kusan FM TV ekranlarının açıklamalarda bulundu. Yani biraz tarihi eski olaylara giderseniz bu Kudüs'ün fethinden başlar. İspanya'daki İslam devletinin yıkılışına başlar. Ve ondan sonra da Haçlı Seferleri'nin işte konuşmamda da ifade ettim. Oradaki İslam korkusunun bugünkü bir nevi ortaya çıkışıdır diye. Ve bütün bu çalışmalar sırasında Osmanlı dedelerimiz, Selçuklular vesaire bunlar hakikaten Haçlı sürülerine karşı İslam'a bir nevi kale olmuşlardır. Pek çok toplantıda ifade edildi. Bazı Arap kardeşlerimiz dediler ki, eğer Türkler olmasaydı belki biz şu anda biz olmayacaktık. Çünkü gelen bu zalim sürüleri onlar engellediler diye. Yani dolayısıyla İslam aleminde bu istikamette bir anlayış var. Suriye'nin Afrin bölgesi ile komşu olan Gaziantep'in Islahiye ilçesine 16 fırtına obüsü sevk edildi. Son günlerde zırhlı araç takviyesi yapılan İslahiye'ye bugün Tekirdağ Mekanize Piyade Tugayı'nda demiryoluyla sevk edilen 16 fırtına obüsü Gaziantep'in Islahiye ilçesine ulaştı. Tren garına ulaşan ve geniş güvenlik tedbirleriyle tek tek vagonların üzerinden indirilen fırtına obüsleri polis ekiplerinin eskortu eşliğinde karayoluyla Islahiye 106. Topçu Alay Komutanlığı'na götürüldü. Fırtına obüsleriyle zırhlı araçların ilerleyen günlerde Suriye sınırında belirlenen bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en riskli hücum harekatı olan amfibi hareket konusundaki yeteneğini müttefik kuvvetlerle paylaştı.
2016 müşterek fiili atışlı tatbikatı çerçevesinde yapılan amfibi harekata Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra çeşitli ülkelerin askeri personeli de katıldı. Önce amfibi harekat kapsamında Demircili bölgesinde araç ve personel çıkarma gemilerine bindirildi. Ardından 20 mil hızıyla dünyadaki benzerlerinden çok üstün olan yeni çıkarma gemileriyle deniz geçişi yapıldı. Çıkarma öncesi deniz piyadeleri okudukları and ile moral ve motivasyonu en üst noktaya çıkardı. Söylediklerimi yüksek sesle tekrarın! Ben bir Türk deniz piyadesiyim! Ben bir Türk deniz piyadesiyim! Görevim! Görevim! Gerekirse öleceğim. Ya zafer ya ölüm. Ya zafer ya ölüm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Plaj bölgesine ulaşan çıkarma gemilerinin kapak atmasından sonra hızla çıkarma başladı. Bu sırada dost topçu birlikleri tarafından sisleme yapılarak karşıt kuvvetlerinin hedef tespiti ve gözetleme çalışmaları engellendi. Tank ve zırhlı personel taşıyıcıların çıkışının ardından kıyı başı tutan deniz piyadesi hafif silahlarla çatışmaya girdi. Dünyanın en riskli harekatlarından olan amfibi harekat kapsamında tank atışları da yapıldı. Bu arada 105 milimetrelik çekili toplar da zırhlı muharebe araçlarına bağlı olarak kıyıya çıkarıldı. 2016 müşterek fiili atışlı tatbikatına Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Polonya'dan gelen askeri personel de katıldı. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı ile deneyim kazandığı amfibi harekat yeteneğini harekata katılan yabancı birliklerle paylaştı. Halk destek vermeyince PKK şehirlerde tutunamadı. Kuzey Irak'taki Duhok kenti yakınlarında Metan Dağı'nda yamaç paraşütü yapan iki kişi PKK'lı teröristlerce kurşunlandı. Kurşunların isabet ettiği bir paraşütçü hastaneye kaldırıldı. Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan bir yamaç paraşütçüsü, arkadaşıyla birlikte Kuzey Irak'taki Maden Dağı'nda yamaç paraşütü yaptığı sırada PKK'lı teröristlerin kurşunlarına hedef oldu. Sosyal medya hesabından olay anına ilişkin görüntüleri yayınlayan paraşütçü, teröristlerin 3 el ateş açtığını ve arkadaşının yaralandığını söyledi. Paraşütçü, arkadaşı Vizam'ın teröristlerce zorla iniş yaptırılmasının ardından teröristlerle aralarında tartışma yaşadığını ve sonrasında hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Yaşamı hiçe sayan, huzuru hedef alan saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK halk desteği bulamadığı için şehirlerde tutunamadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanlı saldırılar düzenleyen ancak kırsalda umduğunu bulamadığı için geçen yıl Temmuz ayından bu yana saldırılarını il ve ilçe merkezlerine taşıyan terör örgütü PKK şehirlerde de varlık gösteremedi. Silah bırakıp sınır dışına çekilmek yerine saldırılarıyla çözüm sürecini sabote eden terör örgütü bölgede sözde öz yönetim adı altında eylemler gerçekleştirdi. Barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü mensupları Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesinden sonra Sur, Silvan, Dargeçit, Silopi ve birçok ilçede halkın yaşam alanlarına çukur kazdı, patlayıcı tuzakladı. Terör örgütünün şehirleri hedef alan saldırıları üzerine güvenlik güçlerince Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlar yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarıca karadan ve havadan yürütülen kapsamlı operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vuruldu. Şırnak ve Nusaybin'deki operasyonlarda darbe üstüne darbe yiyen teröristlerin büyük bölümü kaçma girişiminde bulunurken, Nusaybin'de ise teröristler gruplar halinde teslim oluyor. Terör saldırıları nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, huzur ve güven ortamını bozan teröristlere yönelik tepkisini her fırsatta dile getiriyor, teröre karşı yürütülen mücadeleye destek veriyor. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapabilen tek akrotim olan Türk Yıldızları'nın gösterisi özel kamerayla 360 derece açıyla görüntülendi. Türk Hava Kuvvetleri'nin milli takımı Türk Yıldızları kokpitini Anadolu Ajansı'na açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dünyaya tanıtmayı, Türk Hava Kuvvetleri'nin disiplin ve etkinliğinin anlatılmasına katkıda bulunmayı ve Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirmeyi, gençlerin havacılığa olan sevgisini arttırmayı amaçlayan Türk Yıldızları'nın nefes kesen hareketleri İzmir'deki etkinlikte 360 derece açıyla kaydedildi. Özel kamerayla yapılan çekimlerde akrotimin dünyadaki diğer akrotimlerin de yaptığı hareketlerinin yanı sıra Türk Yıldızları'nın akrotim dünyasına kazandırdığı ve imza hareketleri olan üçlü çapraz kesişim, kendilerine özgü ağ pasaj, akrep pasaj ve dünyada başka bir ekibin yapamadığı iniş takımları kesişim gibi hareketler de yer alıyor. Gösteri sırasında uçaklar saatte 350 ila 1015 km hızla ilerliyor. Akrotimin yakın kol pozisyonunda uçuş sırasında uçaklar arasındaki mesafe 1 metreye kadar düşüyor. Pilotların yüksek hızda giden jetleri nasıl ustalıkla kumanda ettiği de kayıtlarda görülüyor. Türk Yıldızları dünyanın en fazla bilinen ve izleyenlerini en fazla heyecanlandıran 5 akrotimden birisi olarak kabul ediliyor. Akrotim, dünyada ses üstü hızla uçma kabiliyetine sahip süpersonik jetleri kullanan 6 ülke akrotiminden biri. Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapabilen tek akrotim ise Türk Yıldızları. Kurmay Yarbay Şenol Çetin, Binbaşı Esra Özatay, Yüzbaşı Osman Yılcı, Yüzbaşı Ali Balcı, Yüzbaşı Hasan Kocabaş, Yüzbaşı Kemal Koyunluoğlu, Yüzbaşı Ali Onur Adalı ve Üsteğmen Gökhan Esen'in görev aldığı Türk Yıldızları'nın basın ve halkla ilişkiler subayı Üsteğmen Selim Şensoy, yaptığı açıklamada timin kurulduğu 1992'den bu yana Türkiye dahil
22 ülkede 500'e yakın gösteri yaptığına dikkati çekerek gösteri sonrası izleyenlerle bir araya geldiklerinde çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı. İtalya açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. İtalyan Deniz Kuvvetleri ekipleri tarafından 562 kişi kurtarılırken 5 kişinin de cesedine ulaşıldı. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmekte olan ve yaklaşık 500 göçmeni taşıyan tekne Sicilya konanında ters döndü. Batan teknedeki göçmenlere yakınlarda devriye görevinde bulunan İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Betica gemisi müdahale etti. Şu ana kadar 562 kişi kurtarılırken 5 kişinin de cesedine ulaşıldı. İtalyan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre teknenin aşırı dolu olması nedeniyle ters dönmüş olduğu tahmin ediliyor. Açıklamada teknenin yakınlarına devriye görevi yapan Betica gemisinin denize düşen çok sayıda göçmeni can yelekleri atarak kurtardığı ifade edilirken, bölgeye yakın Bergamini gemisinin de kurtarma operasyonuna katıldığı, helikopter ve deniz araçlarıyla destek verdiği bildirildi. Kurtarma operasyonu devam ederken daha fazla ceset bulunmasından endişe ediliyor. Bu arada İtalya'ya son 48 saat içinde 3000'den fazla göçmenin geldiği belirtiliyor. Samsun'da 4 kişinin silahla yaralanması olayının şüphelisi 16 yaşındaki çocuk mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Samsun'un Zeytinlik Mahallesi'nde 11 gün önce saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Y., Seyit A.Ö., Faruk A. ile Rahman D. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rahman D. yolda yürürken silah sesleri duyduğunu ve omuzunun 4 yerinden vurulduğunu söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen 16 yaşındaki K.O. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.O. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.O. tutuklanarak Samsun kapalı cezaevine gönderildi. Evet, 16 yaşında bir çocuk. 4 kişiyi yaralıyor. Neden? Kendine göre bir kız mevzusundan dolayı. İşte biz de buna tam çare bulmaya çalışıyoruz. Gençlerin beyinlerindeki bu şuuru bu çocuklar nereden alıyorlar? Dizilerden, filmlerden. Kimlere özendiriliyor çocuklarımız? Gençlerimiz kimlere özendiriliyor? Kimler tarafından yönlendiriliyor? Annesini babasını dinlemeyen gençler kimleri dinliyor? Bunların hepsinin üstesinden gelebilmek için okullardaki eğitime güzel bir şekilde eğinilmesi lazım. Milli Eğitim Bakanımız da değişti. İnşallah bu değişiklik hayra alamet olur diyelim. Yüzlerce yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar Ramazan öncesi tarihi camilere asılmaya başlandı. Eyüp Sultan Camii'ne asılan mahyalar İHA tarafından havadan görüntülendi. Ortaya görsel bir şölen çıktı. Ramazan ayı için İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Elektrik ve Mahya Atölyesi'nde son hazırlıkları tamamlanan mahyalar İstanbul'un tarihi camilerine asılmaya başlandı. Mahyacılık mesleğine gönül veren ustalar tarafından günümüze kadar taşınan mahyacılık, Ramazan aylarında camilerin simgesi haline geliyor. İlk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne asılarak başlatılan mahya geleneği, yüzyıllardır camileri süslemeye devam ediyor. Ramazan ayında bir ay boyunca camileri renklendiren mahyaların hazırlıkları yıl boyunca devam ediyor. Ramazan'a sayılı günler kala İstanbul'da mahyaların hazırlandığı tek atölye olan İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Elektrik ve Mahya Atölyesi'nde mahya ekibi hummalı bir çalışma yürütüyor. Buraya kalın. İlk mahya Yeni Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne asılırken Eyüp Sultan Camii mahyaları havadan görüntülendi ve ortaya görsel bir şölen çıktı.
Ramazan'dan bir gün önce ilk teravih namazıyla birlikte yakılmaya başlanacak mahyalarda "Hoş geldin 11 ayın sultanı" sözleri yer alacak ve Ramazan boyunca her cami için 4 ayrı yazı yazılacak. Evet arkadaşlar, bugün Sultanahmet Camisi'nin ilk yazısını yazacağız burada. Olsun. Hoş geldin 11 ayın sultanı. Evet, şimdi yazının başından başlıyoruz. Bu H ile O olan postayı ilk postayı yapacağız. Sultanahmet Camisi'nin ilk yazısı. Hoş geldin 11 ayın sultanı. Mahyacılıkla yaklaşık 40 yıl önce tanıştığını belirten 61 yaşındaki Kahraman Yıldız şöyle konuştu. Camilerimizi mahyasız bırakmadık daha doğrusu. Bu mahya olayı farklı bir olaydır. Ramazan akşamları bu yıldızların gökyüzünde uçuşması gibi yazılar yazışır. İkibaliyle bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu İstanbul'daki Selahattin Camiler, artı Edirne Selime Camisi, Bursa Ulu Cami, buralara gidiyoruz ve her camiye Ramazan boyunca 4'er tane yazı asıyoruz. Güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. En azından insanları mahya sevdirdik. Mahyasız camiler olmayadık. Yıllardır büyük bir özveri ve sabırla mahyacılık mesleğini devam ettirdiklerini belirten Süleyman Kök ise hiçbir zaman pes etmedik. Camileri mahyasız bırakmadık diye konuştu. 15-20 kilo ağırlıkta biz ortalama 25-30 kilo yükle minareye çıkıyoruz. 15-20 kilo yükle de aşağı iniyoruz. Bunun karı var. Ben size dedim konuşmamın başında. Biz bir mevsim atladık. Biz kar, fırtına, yağmur, çamur biz hiçbir zaman bir gün pes etmedik. Ve hiçbir Ramazan'da minareleri, camileri mahyasız bırakmadık. Edirne'de biz mahya kurarken aşağıda havuzdaki ördekler dondu. Havuz dondu ama biz yine aşağı inmedik. Yine biz çalıştık. Dünyaca ünlü serbest motokros sporcusu Freddy Peters, İstanbul Boğazı'nda iki gemi arasından 21 metrelik mesafede yaptığı atlayışı başarıyla gerçekleştirdi. Öyle tutalım. Dünyaca ünlü FMX serbest motokros sporcusu Freddy Peters, İstanbul Boğazı'nda iki gemi arasından 21 metrelik mesafede yaptığı atlayışı başarıyla gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü FMX sporcusu Freddy Peters, tarihi yarım ada manzarasına karşı yaptığı dünyada ilk kez başarıyla gerçekleştirilen gemiden gemiye atlayışı ile nefesleri kesti. Almanya motokros şampiyonu Freddy Peters, İstanbul Boğazı'nın muhteşem güzellikleri ve tarihi yarımada manzarasına karşı bir ilke imza atmış oldu. Aralarında 21 metre mesafe olan bir gemiden diğerine motosikletiyle nefesleri kesen bir atlayışı başarıyla gerçekleştirdi. Bu atlayış sırasında çok heyecanlandığını belirten Peters, sponsorlarına teşekkür etti. Öyle tutalım. Amasya'da otomobille çarpıştıktan sonra köprüden Yeşilırmak'a uçan minibüsteki 14 kişi yaralandı. Kaza Merkez Kurtboğan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özkan Uzun'un kullandığı minibüs köprü girişinde Tunahan Bektaş'ın kullandığı otomobille çarpışarak ırmağa uçtu. Suların içinde kalan yolcular olay yerine gelen ekipler tarafından minibüsten çıkarıldıktan sonra uzatılan merdiven yardımıyla ırmaktan çıkartıldı. Durumu ağır olduğu için sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Doğan Türkoğlu adlı vatandaş bağlanan halatla yola çıkartıldı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla hastaneye kaldırılırken minibüs çekiciyle ırmaktan çıkartıldı. Amasya Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de ırmak yatağını kontrol etti.
Vali Vekili Ferhat Burak Gazi ile Emniyet Müdürü Mehmet Artunay olay yerine gelerek inceleme yaptılar. Minibüsün içinde azgın sularla mücadele eden sürücü ve 13 yolcu, olay yerine gelen dalgıç, itfaiye, AFAD, 112 sağlık ekipleri ve polisler tarafından güçlükle çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. İstanbul Eyüp'te yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Çınar adlı vatandaş geriye doğru manevra yapan otobüsün altında kaldı. Otobüsün altında sıkışarak ağır yaralanan adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı. Gel sağlı, gel sağlı, gel. Olay dün 19 sıralarında Alibeyköy'de meydana geldi. MŞY yönetimindeki servis otobüsü geriye doğru manevra yaparken kavşaktaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Hasan Çınar adlı vatandaşı altına aldı. Olayı gören vatandaşların bağırışması üzerine geriye doğru manevra yapan otobüs durdurulurken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkartılan yaşlı adam Eyüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Çınar'ın iki ayağında kırıklar olduğu, hayati durumunun da ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, olay sonrası otobüs sürücüsü MŞY gözaltına alınarak ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Olayın yaşandığı cadde üzerinde kazaya neden olan otobüs olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Evet sevgili izleyenler, bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. Terör yavaş yavaş bittiğini görüyoruz. Teslim olanları görüyoruz. Dokunulmazlıkları kalkıp da daha önceden artistik yapıp şimdi dokunulmazlıklardan kaldırılacak kaçanları görüyoruz. Ve bu ara kulağımıza fısıldanan haberlerde büyük kellelerden birkaç tanesinin alındığını duyuyoruz. İnşallah bunların aslı astarı vardır diyoruz. Aslı astarı oldu mu buradan haberlerden size zevken bunları vereceğiz inşallah. Bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kur'an var!